Yavaş, yavaş. Oo, maşallah, maşallah. Ya bir de bunun dönüşü var. biz yukarı hazırlayalım dedik, siz aşağı inmek istediniz Feride Hanım. O kadar fazla ya, tamam Halil. Bir an önce ayaklanmam lazım, bir dakika. Karakola gidip sabıkalılara bakacakmış. Gerekiyor ama birkaç gün geçsin birlikte gideriz. Değil mi Feride Hanım? Melekciğim şahane olmuş sofra. Ellerine sağlık. Salatayı da ben yaptım. Alo. Ne haber kız? Aa Nejat. İyiyim, senden ne haber? İşlerini halledebildin mi? Dur, daha yeni geldim. Yarın halledeceğim. Bugün ancak eşyalarımı toparlayabildim. Bir an önce dön. Teyzem nasıl? Yemek yiyeceğiz birazdan. Aşağı inmek istedi. Masanın başında oturuyor şimdi. Çok öpüyorum. Öpüyor seni. Ben de öpüyorum. Belki Zan'ından bir haber var mı? Yok yok. Sesi çıkmadı hiç. Bir daha çıkmayacak zaten. Döndüğümde temelli halledeceğim bu konuyu. İnşallah. Başka ne yapıyorsunuz? Dedim işte, yemeğe oturacağız birazdan. Ayıptır söylemesi. Bu akşam yemeği ben hazırladım da. Bak şuna. İyi ki bir sofrayı hazırladı. Salatayı bile ben yaptım. Zülal yardım etmedi mi? O yok. Namık'la çıkmışlar. Öyle mi? Ama gecikmeyeceğim demiş. Birazdan gelir herhalde. Tamam. Hadi görüşürüz. Feride teyzeye vereyim mi telefonu? Yok yok. Ben sonra tekrar ararım. Afiyet olsun tekrar. Tamam. Çabuk dön. Bay bay. Herkese selamı var. Kızım hemen niye söylüyorsun Zülal Namık'la çıktı diye? Söylememem mi lazımdı? Hayır, çıktılar falan deyince yanlış anlayabilir de ondan. Namık onun en yakın arkadaşı. Hatırlamıyorum. Arabayı kim kullandı diye soruyoruz, herkes diğerini gösteriyor. Çok feci yani. Bak iyi insan arıyor işte. Kulaklarım mı çınladı? Ne oldu? Zülal'le seni konuşuyordum. Ya, öyle mi? Beraber misiniz? Evet, bugün okulun oradaydım. Konuştuk, bir şeyler içmek için buluştuk. Öyle mi? O kadar çok seni konuştuk ki bak aradın sonunda. Hmm. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Okul yıllarını anlatıyordum. Aman ha, açık verme. Çok geç. Selam söyle. Zülal selam söylüyor. Sen de söyle. Ha, ya yarın sen de gelecek misin? Ona göre akşama bir organizasyon yapacağım da. Yok, sadece Eda geliyor. Zaten kimse de bana gel demedi. Ya ne bileyim, bu sizin işiniz. Zaten Eda'nın geleceğini de sonradan öğrendim. Biliyorum, biliyorum. Benim burada kalmam lazım, işim çok. İyi. Hadi, size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Gelince görüşürüz. İyi, çok kalmayacağım zaten. Hafta sonuna görüşürüz. Müzayede yetişirsen gel bak, çok ilginç olacak. Tamam. Bakarız. Hoşça kal. Hoşça kal. Hafta sonu dönüyormuş. Öyle söyledi. Avukatı değil mi? Erkus Ekinci'nin avukatı, evet. Benim artık kalkmam lazım. Annem kötü bir gün geçirdi. Daha fazla yalnız bırakmayayım onu. Ne oldu? Bir şey söylemedin. Aile meseleleri. Ciddi problemler yaşıyoruz. Daha da yaşayacakmışız gibi görünüyor. Öyle mi? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır, halledebiliriz gibi görünüyor. Teşekkür ederim, çok keyifli geçti. Seni eve bırakayım. Benim arabam okulun otoparkında. Ben giderim. Tamam, oraya kadar bırakayım. Peki, teşekkür ederim.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim. Çok özür dilerim. Kızmadın değil mi seni yalnız bıraktım diye? Yalnız değilim ki, herkes yanımda. Sağ olsunlar. Aç mısın? Değilim. Atıştırdım bir şeyler. Nasıl geçti? Güzel. Oturduk, sohbet ettik. İki kadeh şarap içtim. Necat aradı, Namık'la konuştular. Öyle mi? Hı. Evi de aradı. Namık'la konuştuktan sonra aramıştır belki. Namık'la birlikte olduğunuzu ben söyledim ona. Sizinle konuşmuş olsaydı biliyorum derdi. Öyle mi? İnşallah yanlış bir şey yapmadım. Arkadaşıyla dolaştığın için bozulmamıştır değil mi? Niye bozulsun canım? En yakın arkadaşı. Bir şeyler var. Ben ifadesini alayım şunun. Sormadı mı? Sence o kadar ezik bir adam mı? Karizmasını yedirebilir mi böyle bir soru sormayı? Seninle ilgileniyor ama. Kesinlikle. Yoksa niye çıkmak istesin? Ben dalga geçiyorum, sen de inanıyorsun Melek. Benimle ilgilendiği falan yok. Necat'ın kuzeniyim diye yakınlık gösteriyor. Olsa ne güzel olurdu halbuki. Namık'la evlensen hayatın kurtulur. Yok canım. Tabii, hem çok yakışıklı hem de zengin. Hani sinir oluyordun? Züppe diyordun. Bana göre öyle ama sen hoşlanıyorsun. Ben Namık'la evleniyormuşum, Eda da Necat'la evleniyormuş. Duruma baksan. Yok canım. Necat hayatta evlenmez o kızla. Evlenir mi bilmem ama beraberler. Hadi oradan. Yarın Londra'da buluşuyorlar. Eda Necat'ın yanına gidiyor. Tesadüf mü sence? Merhaba Deniz. Yarın sabah masama müzayedenin listesini koyar mısın? Teşekkürler. Parçaların listesini. Eserlerin kimlere ait olduğunu bilmek istiyorum. Özellikle aracılık katılımcıların gerçek kimliklerini istiyorum. Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bakayım Londra'da.
toparlandım. Eda'yla ne yaptınız? Gezdik. İyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Doğru düzgün yerlere götürseydin bari. Kimi? Eda'yı. Bir gece onun bildiği, bir gece de benim bildiğim Londra'yı gezdik. İki gece birlikte oldunuz yani. Evet, sonra döndü. Otel yakın mıydı? Hayır. Abla kardeş çok keyifli insanlar. Eda'yla Namık diyorum. Biz de çıktık bir akşam. Çok hoş bir yere gittik. Belksan'ın avukatı da oradaydı. O mu aradı seni, sen mi aradın çıkmak için? Ben niye arayayım canım? O aradı tabii. Makineyi getirdim ama yemekten sonra ancak. Sofra hazır. Yemek mi yediniz siz? İçki içtik. Sonra ben evime geldim. Ne oldu ki? Durduk yere Namık'ın seni aramasından hoşlanmadım. Allah Allah. Yani yanlış anlama. Meleği de aramış olsaydı aynı tepki verirdim. Sen Namık'ı tanımıyorsun. Onun ciddi kız arkadaşı olmadı hiç. O gezer, tozar. Maymun iştahlının biri o. Ama ablası gibi askıntı değil, değil mi? Bence son derece düzgün bir adam. Ayrıca senin kuzenin olduğum için ilgileniyor benimle. Öyle tabii. Ama Eda Andaç tam bir... Caos. Nejat, onları her gün görüyorsun. Biraz da benimle ilgilen. Belki bundan sonra birbirimizi daha iyi tanımak için zamanımız olur Nejat. Zülay. Efendim anneciğim. Müzayede. Sen anneciğim. Efendim. Ben Zülal, buyurun. Satıldı mı? Kaça gitti? ₺275.000. Tamam, akşama görüşürüz zaten. Teşekkür ederim. Sana bir daha bunları yaşatmayacağım. Söz veriyorum. Affedersiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Esretçim, tatlımız var mı? Olmaz mı? Revani yaptım Nejat için. Ben bu evdeki geleceğimden korkuyorum. O bez gezgin. Ancak mutfağı geziyor ama, değil mi? Feride Hanım. Ayhan Bey geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şunu size takdim edeyim. Teşekkür ederim. Ayrıca bir sürpriz var Feride Hanım. Çok enteresan bir şey oldu. Kimliği belirsiz alıcı parayı öderken bu eserin Saral ailesinin koleksiyonunda kalmasını şart koşmuş. Kim? Nasıl yapar bunu? Adının kesinlikle gizli kalmasını istemiş. Namık. Annemin bu eseri satarken ne kadar üzüldüğünden bahsetmiştim. Çok pahalı bir hediye bu. Durun, durun, açmayın.
Böyle bir şey asla kabul edemeyiz. Onu dışarı alalım lütfen. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. İyi niyetinden yapmıştır kesin. Ama abartmış. Görgüsüzlük bu, başka bir şey değil. Senden yüz bulmuş belli. Sen bunu ne demeye çalışıyorsun? Şşş, kendine gel. Kim bilir onunla ne konuştun da böyle bir şey yaptın. Bana baksana sen. Küstahlık etme. Çocuklar. Bir daha adamla görüşmeyeceksin. Sen bana ne yapacağını söyleyemezsin. Yeter. Yeter. Sonuçta bu aynen geri gidecek. Senden nefret ediyorum. Sana hiç yakıştıramadım daha. Ben neden bahsettiğini anlamıyorum. Bunu sana teyzem yolladı. Saral koleksiyonuna gösterdiğin ilgi için teşekkür ediyoruz. Önce şu çeki al. Necdet, lütfen açıklamama izin ver. Ben sadece... Bunu niye yaptığını biliyorum Namık. Kimin gözüne girmeye çalıştığını da. Neler oluyor? Namık sana sonra anlatır. Bu da sana ailecek hediyemiz. Alamam. Eğer almazsan bunu senin gözünün önünde paramparça yaparım. Tamam. Özür dilerim. Bunu unutabilirim. Ama eğer Zülal'e karşı bir hata yaparsan seni asla affetmem.